hem anne babalar, hem öğretmen adayları, öğretmenler her branştan, öğretmen adayları, üniversite öğrencileri. Onun dışında anlatmayı sevenler ve bu işe ilgi duyanlar için ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu akşamki konumuz çocuklara masal anlatım teknikleri. İnsanlığın en eski becerilerinden biri gerçekten masal ve hikaye anlatıcılığı. Hikayeler ve masallar yoluyla çocuklar geleceğe hazırlanıyor. Aslında masal anlatımı geniş bir kavram. Buna hikaye anlatımı, roman anlatımı, biyografi anlatımı da diyebiliyoruz. İyi anlatılmış masallar sayesinde biz gerçek değerleri ve idealleri ortaya çıkıyoruz aslında. Ve küçük çocuklara da edebiyatı ne olduğunu küçük yaşlarda onlara aşılamaya başlıyoruz. İlk soruyla başlıyorum Didem Hanım. Masal anlatıcısında bulunması gereken özellikler nelerdir? Şöyle ki herhangi bir sanatın yani sanatın herhangi bir türünü icra eden herkes gibi masal anlatıcısı da o alanla ilgili donanımlı olmalı, yetenekli olmalı, ilgili olmalı ve aynı zamanda teknik bilgiye sahip olmalı. Bu arada galiba benim sesim geri geliyor. Biraz kıssam. Siz duyuyor Ben musunuz? çok net alıyorum sesinizi. İzleyicilerimiz net alıp almadıkları ile ilgili bir fikir verebilirler bize. Ben çok net duyuyorum sesinizi. Gayet iyi geliyor. Tamam. Şimdi galiba benim için de daha iyi. Tabii ki donanımlı, bilgili, teknik bilgiye de sahip olan, masal anlatı alanında deneyimleri olan yetenekli kişiler. Evet. Peki çocuklarımıza ve öğrencilerimize masal anlatmak için illa masal anlatıcısı mı olmamız gerekiyor? Bu özelliklere sahip olmamız Hayır. gerekiyor ki. Hayır tabii ki. Masal anlatıcısı bunu bir performans olarak yapıyor olabilir. Ama aynı zamanda bu alanı, anlatım sanatını kullanıyor olabilir sürdürdüğü meslekte. Tabii ki bir ebeveyn ya da bir öğretmen ya da bu alanla ilgili her kimse hikaye anlatım sanatıyla ilgili bilgi sahibi olup yaptığı şeyi, icra ettiği şeyi daha kuvvetli yapabilir. Daha iyi anlatıcı olabilir o alanda. Aslında hepimiz bir hazır bulunmuşluğumuz var. Küçükken, küçük yaşlardan itibaren annelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz tarafından masal anlatılan kişileriz. Bu gelenek uzun yıllar devam etti. Hala da devam etmeye devam ediyor. Şu anda tabii ki biraz da iPhone, telefonlarla, tabletlerle çocuklara masallar dinletiliyor. Aslında biraz sonra o konuya da geleceğiz. Anne babaların bu işi üstlenmesi, anne babaların sesinden çocukların bunları dinlemesi çok hoş olur diye düşünüyorum. Hemen çocukluk yıllarım hemen gidiyorum düşününce şöyle. Annemin anlattığı masallar geldi mesela hemen aklıma. İlk annem anlatmıştı masalları. Biremen Mızıkacıları'ydı benim favori masalım. Aa. Çok keyif alıyordum. Hep aklımdadır. Gerçekten güzel bir öykü. Sahiplerinden memnun olmayan eşek, kedi, köpek ve horozun Almanya'ya Bremen'e bir müzik yapmak için gitmeli bir öyküleri gerçekten küçük yaşlarda dinlerken çok keyif alıyordum ve defalarca anlatılmasını istiyorsunuz o yaşlarda. Masal anlatım hazırlığı hangi aşamalardan geçiyor? Neler yapmak lazım? Şimdi öncelikle ben öğretmen adaylarına eğitim vermeye gittiğim zaman onlara bir soru soruyorum. Diyorum ki siz çocuklara saygı gösteriyor musunuz? Çocukları seviyor musunuz? Önce bu soruyu sorduğum için şaşırıyorlar. Yani biz tabii ki seviyoruz. Peki masal anlatmayı seviyor musunuz? Tabii ki seviyoruz. Masal dinlemeyi de seviyoruz, anlatmayı da seviyoruz. Sevmenin içini birazcık açtığımız zaman aslında masala hazırlıktaki ilk aşamanın ne olduğunu anlatmak istiyorum onlara. O da şu. Eğer siz bu çocuk yani küçük çocuktur işte derseniz orada zaten anlatacağınız şeye ve anlatacağınız kişiye önem vermediğiniz için bağ kurmayı ıskalıyorsunuz. Öncelikle çocuğa saygı göstermelisiniz. Onun deneyimi az olabilir ama yine de onun
Muhatabı olmalısınız o anda. Öncelikli bu. Daha sonra anlatacağınız masala saygı göstermelisiniz. O da şu demek, inanmalısınız anlatacağınız şeye. Eğer siz anlatacağınız kitleye, muhatabınıza ve anlatacağınız şeye inanırsanız, orada zaten en olağanüstü şeyi bile anlatsanız, onun anlaşılmama, o atmosferin yaratılmama durumu söz konusu değil. İlk olarak saygı duyarak hem masala hem de anlatacağımız çocuğa saygı duyarak başlamalıyız. İkincisi şu, bildiğim bir şey var ki eğer biz masal anlatımından önce bir atmosfer oluşturursak, bir mum yakarsak, belki bir müzik açarsak, anlatacağımız şeye bir şarkıyla başlarsak, İşte pencerenin kıyısında dışarıya bakarak, yıldızları izleyerek, belki işte masal battaniyesiyle ya da anlatıcı kişinin başına koyduğu bir şapka, bir örtü, bir şeyle o atmosferi oluşturursanız o çocuk için o şey daha kalıcı hale geliyor. Evet, bir rutini var. Kendini Onun bir o... ortamı hazırlıyorsunuz. Evet. Evet, ortamı hazırlıyorsunuz çünkü. Bu çok kıymetli. Bu bazen uykudan önce de olabilir ama yarattığınız başka bir zaman da olabilir gün içinde. Bir başka şey de şu. Anadolu masalları bu anlamda çok kıymetli. Çünkü tekerlemeyle başlıyor. Evet. Ben her zaman şöyle anlatıyorum öğrencilere de. Bir tekerleme aslında Anadolu sofra geleneğinde, yemek kültüründe çok önemli, kıymetli olan çorbaya eş değerdir. Hatta niye? Çünkü biz sofrada yemeğe çorbayla başlarız. Evet. Önce bir içimiz ısınır, bir ısınırız. Ondan sonra yemeğe başlanır. Çorba da çok kıymetli ve kadimdir yemek kültürümüzde ve bunun üzerine de çok fazla tekerleme, söylence, hikaye vardır. O hikayelerden birinde işte çorbaya soruyorlar, diyorlar ki niçin önden geliyorsun? Çorba da diyor ki etliyle tatlıya yer açmak için. Tıpkı bunun gibi masal da aslında bizim o anlatı sırasında dinlediğimiz şey biraz sonra yani ana şey gelecek. Hatta o ana şey tatlı bir şeyle bağlanacak. Ben de güzel bir tat bırakacak o masanın sonunda. Ve şimdi ben onun için zihnimi, ruhumu, hissimi hazırlıyorum. Tabii ki bu tekerlemenin içeriğine baktığımızda da öyle hani öylesine söylenmiş sözler değil hiçbiri. Her biri yine çok kıymetli, kadim sembolik değerleri olan kelimelerden oluşmuş anlatılar ve biz o işte o zihin hızımızla o an belki doğrudan anlayamıyoruz ama biraz için içine girdiğimiz zaman ne kadar önemli kadim bilgiler olduğunun farkına varıyoruz. O yüzden ben öncelikle şunu öneririm. Anlattığınız şeye ve anlattığınız kişiye saygı duymak ki bu güvenli bağlılığı, güvenli ortamı yaratır. Birine güvendiğinizde onunla diyalog içerisine geçersiniz. Sonrasında bir masal atmosferi oluşturmak ve sonrasında da işte neyse sizin ritüeliniz, Anadolu masalı anlatıyorsanız özellikle tekerleme olabilir ama illa başka ülkelerin, coğrafyaların masallarını anlatıyorsanız yine oralara özgü başka tekerlemeler ya da giriş kalıplarıyla başlayabilirsiniz masanıza. Aslında siz söylediğinizde şu anda aklıma geldi. Bu ritüellerin, masal tekerlemelerinin aynı olması aynı zamanda çocukları da ileride masal anlatmaya öğreten bir hazır bulmuşluğu sağlıyor. Yani sürekli tekrar edilen şeyler çocukluğun zihninde yer ediyor. Ve bunu da kendi bebeklerine, büyüdükçe kendi çocuklarına, oyuncak bebeklerini anlatan bir sürü kız çocuğu biliyorum ben. Masal anlatılar. Büyüdükçe de o gelenek devam ediyor. Hem öğrenmesi kolay Tabii. hem tekerleme olması masalı hazır bulmuşluk anlamında çok önemli. Peki masal seçiminde nelere dikkat etmeliyiz İdem Hanım? Şimdi yaş grupları belirleyicidir. Biz yani bir öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında bir masal seçerken anlattığımız çocuğu ya da ortamı çocukları iyi tanımalıyız. Oranın ihtiyacı ne?
neye ilgi duyuyor? Eğer birebir anlatıyorsak, yani anne babaysak, kardeşsek, neyse, orada tabii ki şansımız daha çok, çünkü birebir anlatıyoruz. Ama yine bir çocuk topluluğunu anlatıyorsak, aşağı yukarı gözlemlerimizle o ortam hakkında bilgi sahibi oluruz ve oranın ilgi ihtiyaçlarını biliriz. Ona göre masal seçeriz. Ama tabii ki işte 1 ile 3 yaş arasında, 3 ile 7 yaş arasında, 7 ile ondan sonrası arasında seçtiğimiz masallar fark ediyor. Birbirinden farklı, çünkü o dönemlerin ihtiyaçları farklı. Evet. Peki masal anlatımı nasıl olmalı? Duruşumuz, ses tonumuz, ortamdan bahsetmiştiniz. Şimdi bu önemli aslında. Bunu açarak anlatayım birazcık. Şimdi masalın bir iç yapısı var. Bu dili ve kurgusu demek. Öncelikle anlatan kişi tabii ki bu kurguya hakim olmalı. Yani o masalı iyi bilmeli. Evet. Ve aynı zamanda anlattığı dile de hakim olmalı. O dilin bütün o güzel yanlarını, o deyimleri, deyişleri, atasözlerini, esprili kelimeleri iyi bilmeli ve onu iyi aktarıyor olabilmeli. Tabii ki burada telaffuzu, diksiyonu çok önemli anlatan kişinin. Diğer kısmı dış yapısı, masalın dış yapısı, o da nasıl aktarıldığıyla alakalı. Evet, dil burada da söz konusu. Burada da dilin önemi var. Ama burada beden dilinin de çok önemi var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anlatan kişi çocuğa o beş duyuyu açarak anlatabilmeli. Yani masaldaki çiçeğin kokusunu aldırtabilmeli, gösterebilmeli, işte dokundurabilmeli oradaki şeyi. Tabii ki bu böyle egzersizle, anlata anlata, yapa Anladım. yapa, çocukla yapa yapa, hatta yani böyle onu her zaman belirtiyorum. Bir önceki programda da onu söylemiştim. Masal sonuçta bir araçtır. Yani evet, bir kültür taşıyıcısıdır, bir yansımadır, bize öğrettiği kadim bilgiler vardır, ama aynı zamanda da en önemli işlevlerinden bir tanesi anlatan kişiyle anlatılan kişi arasında kurulan bağdır. O bağ paha biçilmez, yani hiçbir şey değişilmez. Dolayısıyla da anlatan kişi, diyelim ki anne, çocuğuyla kurduğu iletişimde masal bir araç. Evet. Ve burada o bağı kurarken tek başına anlatıcı ve çocuk dinleyici değil, masal bir oyun kurma biçimi. Beraber kurdukları bir oyun sonucunda nihayetinde, ve ona göre şekillendiriyor olmalı. Yani tek başına değil, yani sen ya nasıl kokuyor? Bana tarif edebilir misin? Ben böyle bir koku alıyorum gibi, böyle hani sorularla Evet. o beş duyuyu açarak ilerleyebilmeliler. Daha sonra ses çok önemli. Biz belki de ilk önce, yani bebekliğimizden itibaren müzikle, seslerle ve görsellerle tanışıyoruz sanatsal olarak. Ve o yüzden masalın çok güzel bir yanı var. Melodik bir kısmı var. Tekrarlar. İşte az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim gibi, böyle hani 40 gün 40 gece gibi, böyle hepimizin çok bildiği ve çocukların da aslında iyi bildiği tekrarlar. Bazen masalına göre kendi içinde kendi tekrarı da olabilir o masalın. Kendi kalıpları da olabilir, ritmik ilerleyen. Çocuk zaten her defasında o ritmik tekrar yere geldiği zaman kendi de katılmak isteyecek. Çok eğlenecek, çünkü orada bir güven duygusu oluşuyor. Çocuğun bildiği bir şey. Yani o çocuğun bildiği şey tekrar karşısına çıkıyor masalda. Ve o, hatta küçük çocuklar sevdikleri masalları tekrar tekrar dinlemek isterler. Bu yüzden. Çünkü onu biliyor artık. Onun sayılı deneyimi arasındaki bildiği bir şey, bildiği bir deneyim kıymetli onun için. O Evet. yüzden onu o güvendiği yerde tekrar oyun oynamak istiyor aslında. Ama şunu unutmayalım. Her anlatı yeniden yaratımdır. O yüzden her anlattığınız seferinde ezbere sanki bir şeyleri söylüyormuş gibi değil de, yeni baştan oluşturuyormuş gibi Coşkuyla, evet. oynarsanız oyunu, hem çocuk hem de siz zevk alacaksınız. O yüzden tekrarlar, ritimler önemli. Ses konusunda ses çok önemli. Niye? Çünkü
İşte bazen merak uyandırmak için böyle daha sessiz konuşmak, daha masalın tempolu hızlı yerlerinde daha hızlı ifade etmek ya da daha yüksek sesle söylemek, o ses iniş çıkışını sağlamak çocuğun bütün dikkatini orada toplayabilmesini sağlayacak. Siz zaten kısıtlı bir dikkat süresi olan çocuğun dikkat süresini de uzatmış olacaksınız bu sayede. Bu da çok kıymetli ve rol oynayabilirsiniz tabii ki. Yani çocuk bir role girebilir. Anlatan kişi role girebilir ya da çocuklarla yapıyorsanız onlar işte diyelim ki orada kurtla tilkinin atışması olsun. Siz tilki olursunuz, çocuklar kurt olur, orada doğaçlama atışırsınız. Tadından yenmez bir anlatı olur. Sorular mutlaka olsun, onu söyleyeyim. Çünkü biz biliyoruz ki yani 3 yaşından itibaren bir kurgu takip edebiliyorlar ve o yaştan itibaren de ne kadar zenginleştirilmiş soruyla giderseniz çocuğa, çocuk da o kadar açılıyor o hayal dünyası. Çocukken hep ben uyurken annemiz masal anlattığı için sanki masal sadece uyurken anlatılan bir şeymiş gibi hep düşünürdüm. Ama gerçekten sizle tanıştıktan sonra masalın günün içerisinde her zaman anlatılabilecek tabii ki bir öğretiyi aktarmak istiyorsunuz, bir değer yaratmak istiyorsunuz. Günün her saatinde bununla ilgili bir saat belirlenip dediğiniz gibi çok uygun zamanlarda aktarılabilir. Ankara TED Koleji'nden beden eğitimi öğretmeni Ayşegül Hocam bir soru sormuş. İdem Hocam, masal anlatırken çocukların gözlerini kapatmalarını istemek daha yoğun hissetmelerini sağlıyor demiş. Böyle bir deneyimi var. Düşünüyorum ben de gözümü kapattığım zaman ve evet, sanki işin ahengi daha güzel oluyormuş gibi ama uyunduğu zaman yatmadan Belli önce. yerlerde olabilir. Yani daha iyi hayal kurmalarını, odaklanmalarını istediğiniz zamanlarda olabilir ama tamamında gerekli değil. Çünkü sizinle iletişimde olacağı için yani ben o göz göze iletişimi çok önemsiyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Yani o gözden göze akan diyalog orada o kadar kıymetli ki onu da kaçırmayalım. Tabii ki kimi yerlerde böyle gözümüzü kapatarak, açarak yani onun zaten dengesini anlatırken oluşturabiliriz. Evet. Çocukluk arkadaşım Arif yazmış. Anlatan için de dinleyen için de ne kadar güzel, uçsuz bucaksız bir yaratıcılık diyor. Gerçekten öyle. Geçen söyleşimizde de bahsetmiştik. Bizler de anne baba olarak çocuklara öğretmek istediğimiz şeylerle ilgili masallar kendimiz yaratıyoruz. Ben bu koronavirüsü çıktıktan sonra bu evde kal konusuyla ilgili şöyle bir masal geliştirdim kendi kafamda. Bir orman var. Ormanın tabii ki polisi aslan. Bir kaplumbağa dışarıda yürüyor ormanda. Dışarı çıkma yasağı olduğu halde. Aslan yolunu çeviriyor kaplumbağanın. Diyor ki dışarı çıkmaman lazım, evinde kalman lazım. Kaplumbağa çocuklarının yanında diyor ki benim evim zaten burası. Zaten evimin içindeyim diyor. Küçük çocuklarla ilgili güzel bir böyle masal anlatmaya çalıştım çocuğum. Hemen kurdum. Yani evde kalmanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu, evimizde güvende olduğumuzu, mikroplardan arındığımızı ve hijyenik bir ortam yaratmamız gerektiğini. Ne anlatmak istiyorsanız Arif'in söylediği gibi burada birazcık düşünüp biraz yaratıcılığımızı geliştirip çocuklara anlatmak istediğimiz şeyler çok güzel bir şekilde anlatabiliriz. Günün şartları, koşulları ne olursa olsun yeter ki çocuklarla iletişim kurmak isteyelim. Masal anlatımın rutinini soracaktım Didem Hocam size. Her gün çocuklara masal anlatmalı mıyız? Belli dönemlerde bunu tabii anne ile baba çocukların arasındaki bir iletişimle bağlı. Tabii anne baba yoğun çalışıyor olabilir. Gece yatarken onlara zaman ayırabilirler. Gündüz fazla vakitleri olabilir. Bununla ilgili bir rutin var mıdır? Genel anlamda siz neler gözlemlediniz? Şimdi zaten çocuklar genel olarak masal. Evet, şimdi size bir masal anlatacağım dediğiniz zaman onlar zaten hazır. Orası bir gerçek. Ama şöyle bir şey olabilir. Yani her gün istemiyor olabilir. O gün canı dinlemek istemiyor olabilir. Başka bir şey hakkında sohbet etmek istiyor olabilir. Evet. Tamam, kabul. Yani şöyle yapmamak gerekiyor. Yani onu bir görev edinmek. Aynen Şimdi gitmiş gibi yapmamak. özellikle tam da şimdi sırası gelmişken söyleyeyim. Evet, masal bize kültürel taşıyıcılık yapıyor, içinde değerler var, bir sürü öğreti var içinde ama ben şimdi çocuğa bir şey öğreteceğim. Şimdi buradan bir mesaj alacaklar, bir ders çıkaracaklar duygusuyla ve kaygısıyla masal anlatırsanız o şeyin tadını Evet. kaçırmış oluyorsunuz.
Bence öncelikli olan o şeyin tadını yakalamak. Biz ne zaman ki bir şeyin tadını yakalıyoruz, o zaman o şeyi seviyoruz. Zaten bir şeyi seviyorsak o zaman öğreniyoruz. Tabii ki de her defasında, her dinleyişinde farklı şey öğrenecek. Ve her yaşında hatta. Çünkü işte ben size bir masalı 5 yaşında anlattığımda başka algılayacaksınız. 15 yaşında anlattığımda başka algılayacaksınız. Ama 5 yaşındaki de her dinleyişinde farklı algılayacak. Biz de yetişkinken bile hala her defasında farklı algılayacağız. Bir defa her defasında yeni baştan yaratılacak. Çünkü o anın atmosferiyle yaratılıyor olacak. Ayrıca da her an değiştiğimiz ve öğrendiğimiz için her defasında aldığımız şey farklı olacak o hikayeden. O yüzden böyle şimdi buradan bir özellikle mesela şöyle bir şeyi görüyorum. Bence sorulmaması gereken iki soru anlattıktan sonra ne ders çıkardınız, ne anladınız, ne öğrendiniz bu masaldan? Bence hiç sorulmaması gereken bir soru. İkincisi de şu, beğendiniz mi? Bu ikisinin de baskı kuran sorular olduğunu düşünüyorum. Halbuki biz masalı tartışarak, masaldaki kahramanların özelliklerini, seçimlerini, biz olsaydık nasıl Ne yapardık? yapardık, başka seçenekler olabilir mi, esnek miyiz, nasıl, yani yeni problemlere yeni çözümler bulabiliyor muyuz? Hatta ve hatta anlatan kişi ve dinleyici de yeni problem durumları oluşturarak o kahraman ve karakterler üzerinden farklı sonuçlara nasıl ulaşıyor? Tek bir son olması gerekmiyor. Yani bizim bildiğimiz bir son var diye illa öyle bitiyor olması gerekmiyor. Farklı farklı sonlar yazarak, içerikte farklı problemleri beraber oluşturarak zenginleştirmeliyiz. En önemlisi bu. Kesinlikle. Bizi izleyen izleyicilerimiz şunu da merak edebilir. Hangi yaş grubuna hangi masalları anlatmak lazım? Geçen söyleşte kısaca değinmiştik. Sizin önereceğiniz şu yaş grubunda şu masallar öğreti anlamında çok faydalı olur. Hem bilmeyenler için isim, masalın ismi de önemli. Kitaplardan bilmiyorlarsa bakıp öğrenebilirler. O anlamda önerileriniz olur mu bizler için? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Daha genel konuşuyorum böyle bir soru geldiği zaman. Biz 0-3 yaş arasında dil gelişiminin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Orada zenginleştirebildiğimiz kadar zenginleştirmeliyiz. Ama görseli de unutmamalıyız. Hatta çocuğun kitaba dokunması, bazen işte ısırması, kitapla hemhal olması, bir şekilde diyaloğa geçmesini sağlamalıyız. Evet. Daha önceki söyleşinizde ben tekrar söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Eğer masal anlatmak istemiyorsunuz o gün, kitap var elinizde, kitaptan okuyacaksınız. Bunu tercih ediyorsanız, kitap elinizde olsun, resme çocukla beraber bakın, ama çocuğun yüzüne bakarak okuyun. Yani belki öncesinde şöyle bir karıştırarak, o an okuyorsanız bile hızlı davranıp, çocuğa bakarak interaktif okuma dediğimiz şeyi yaparsanız oradaki diyalog daha tatlı bir diyalog olacak. Herkesin daha çok hoşuna gidecek. Şimdi ben size bunları anlatırken bir yerden okuyor olsam sizinle iletişim kurmuş olmayacağım. Yani bir şeyler ket vurmuş olacak. Tıpkı onun gibi düşünün. O da bir iletişim anı ve kıymetli bir an. 1-3 yaş arasında bunu söyleyebilirim. Kitap eline verilebilir, beraber sayfası karıştırılabilir. Zaten daha çok orada kurgu yoktur, diyaloglara dönüktür. Kelime öğrenme üzerinedir. Sesleri, ritimleri, işte belki müzik enstrümanlarla, müzikle desteklenebilir anlatılar yapabilirsiniz. 3 yaşından sonra artık kurgu dinleyebiliyor, yani hikayeyi takip edebiliyor çocuklar. 3 yaşından sonra da böyle hayvanlarla ilgili, taşıtlarla ilgili, kendi gibi küçük çocuklarla ilgili hikayeler dinlemeyi çok seviyorlar. Zaten 7 yaşından sonra somut düşünmene başladığı için kendi kitabını kendi seçebiliyor hale geliyor zaten çocuk. Evet. Kendi kızımdan biliyorum. Masal anlattıktan sonra kendisi de belli bir yaştan sonra yeni kendili masallar üretmeye başlamıştı. Dediğiniz Tabii. gibi hayal güçleri çok gelişiyor. Kendileri kendi kurgularını yapıp çeşitli isimler ve simgeleri kullanarak kendi masallarını kendileri anlatıyorlar ve bundan büyük keyif alıyorlar.
Gerçekten çok güzel bir gelenek. O anlamda izleyicilerimizden soru sormak isteyen olursa değerli hocamıza lütfen sorularımızı iletelim. Bir önceki söyleşimizi kaçıranlar YouTube'da bunu izleyebilirler. Genel anlamda biz masal ve hikayeyi anlatıcının geçmişten günümüze ele almıştık. Rutinlerinden bahsetmiştik. Bunun ne değerli bir kültür olduğundan bahsetmiştik. O anlamda merak ettiğim soruları ben sordum. Onun dışında izleyicilerimiz de soru sormak isterlerse iletebilirler. Çok güzel hikayeleri vardı İdem hocamın. Gerçekten şey aklımdan hiç gitmiyor. Geçen hafta anlattığınız, geçen söyleşimizde anlattığınız hikaye. Sihirin olmadığı, sevginin olduğundan bahsetmişti bir küçük Evet. izleyicinin yanınıza gelip. Gerçekten onlardan bu şeyleri duymak çok inanılmaz, insanı mutlu ediyor. Gerçekten küçük yaşta yaratıcılık çok üst seviyede. Ben de şeyde şaşırmıştım. Yurt dışında bir anaokulunda minik çocuklara şey soruyorlar. Üçüncü bir gözünüz olsa nerede olmasını istersiniz vücudunuzun? Bir sürü yanıtlar geliyor çocuklardan. İşte alnımda olmasını isterim, başımın arkasında olmasını isterim, işte sırtımda olmasını isterim. Küçücük 5 yaşında bir çocuk parmağımın ucunda, işaret parmağımın ucunda olmasını isterim diyor üçüncü gözümün. Gerçekten o yaşlarda yaratıcılık, hayal gücü çok üst seviyede oluyor. Bunu gerçekten anne babaların bu işi ne kadar önemsemeleri gerektiğini, çocuklarla iletişim halinde olmanın bir etkileşimin hem gün içerisinde hem de yatarken hem ses tonu hem bir şeyler paylaşma anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir soru gelmiş herhalde. Didem hocam online masal eğitimi yapıyor musunuz diye bir soru gelmiş Reşat Bey'den. Evet, yapıyorum. Nerede yapıyorsunuz hocam? Kendi siteniz mi var? Skype üzerinden mi yapıyorsunuz? Mail adresim yazıyor Instagram hesabımda. Oraya mail atarlarsa oradan detaylı bilgi verebilirim. Anladım. Genelde hep bize geçen söyleşimizden sonra birçok izleyicimiz mesaj göndermişti. Didem hocam canlı yayında keşke bize masal anlatsaydı diye. Öyle olduğu zaman işin rutini bozuluyor. Gerçekten biraz önce işte masal anlatmaya hazırlık döneminden bahsettik. Ortamı hazırlanması. Bu işin gerçekten işinin içine girmek lazım. Karşılıklı diyalog, göz teması, o işin rutini mum ışığında dediği gibi hocamın masal battaniyelerinin olması lazım. Belki karanlık bir ortam olması lazım. Ama böyle karşılıklı ekran karşısında masal anlatmak gerçekten işin ambiyansına ve ruhuna aykırı oluyor. O zaman rol yapmış oluyorsunuz ve etkileşim sağlayamıyorsunuz. Size de çok geliyordur böyle online canlı. Şöyle öyle anlatan masal anlatıcıları var. Çok da tatlı. Ben gerçek doğal atmosferinde anlatmayı tercih ettiğim için böylesini kendime uygun buluyorum. Evet, yani öyle şeyler soruldu. Daha çok şimdilik animasyonlu masal kayıtları yapıyorum. Yine o da Instagram'da paylaşıyorum onları da. Evet. Reşat hocam yine Bu arada sormuş. şunu da söyleyeyim. Siz söylemişken işte bu gece uyumadan önce anlatma mevzunu bir kez daha hatırlatayım. Yani çocuklara o saatte uyumadan önce anlatılmasının sebeplerinden bir tanesi. Çocuğun vücudu daha sakin oluyor, dinlemeye hazır halde oluyor. Daha yorgun olduğu için muhtemelen daha uyku öncesi sakin oluyor ve daha tatlı bir iletişim olabiliyor orada. Reşat hocamız yine bir soru sormuş. Masal anlatıcılığı ile hikaye anlatıcılığı farklı mı demiş. Şimdi şöyle, benim onu iki şekilde kullanmamın sebebi iki farklı şey yapıyor olmam yüzünden. Ben hem kimi zaman efsaneler, destanlar, masallar anlatıyorum ki bunları masal anlatıcılığının içinde toplayabiliriz. Hikaye anlatıcılığı dememin sebebi ise şöyle, kendi yazdığım hikayeleri anlatıyor olduğum için. Evet. Hikaye anlatıcısı ve masal anlatıcısı diye kullanıyorum. Tamburi Cemil Bey'di değil mi sizin hikayeleştirdiğiniz? Evet, onun hayatını hikayeleştirmiştim ve onun gibi pek çok değerli sanatçının Evet. hayatını. Şimdi aklıma geldi. Sizin favori masallarınız, küçükken böyle dinlemekten çok keyif aldığınız anneannenizin, büyüklerinizin, annenizin anlattığı masallardan birkaç örnek verebilir misiniz? Çok dinlerken mutlu olduğunuz.
Aslında ben işte o konuda çok şanslıydım çünkü babaannem anlatıcı olduğu için çok fazla Anadolu masalı dinledim. Çok fazla bilmece tekerleme mani duydum. Dinledim hep onları. Çok sevdiğim masal. Çok var gerçekten. Hangisini söyleyeceğim bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Babaannem hala da böyle bir masal anlatma ses tonuna geçtiği zaman ben hazırım yani. Hani bütün dünya duruyor. Orada ben anlatıcısını dinlemeye başlıyorum. Pek çok masal anlatıcısını öyle ama özellikle babaannem olduğu zaman tamam yani. Orada hemen o atmosfere geçiyorum. Çok çok Anadolu masal dinlediğim için galiba böyle tabii ki de dünyanın pek çok coğrafyasından çok fazla masaldan etkileniyorum, çok seviyorum ama böyle Anadolu masallarının kimisinden çok küçükken dinlediğim için hala çok etkileniyorum. Evet. Fesleğenci Kız mesela çok çok sevdiğim bir masal. Onun dışında İnci Toprak Kül diye bir masal var. Çok küçükken dinlemiştim. Bazı masal gecelerinde de anlattığım olmuştur. Belki şimdi şu an bizi dinleyenlerden vardır benim masal gecelerime gelmiş olan biliyorlar. Evet. Hükümdar kızının sevginin ne demek olduğunu anlamasıyla ilgili yolculuğu Evet. anlatan bir masal. İnci Toprak Gül. Ben de İş Bankası'nın Kumbara dergisi vardı. Eskiler bilirler. Böyle her ay çıkan bir dergiydi. Orada Dede Korkut hikayeleriyle büyüdüm. Çok severdim. Şimdi onu düşünüyorum. Annemin Bremen Mızıkacıları masalını sevmemin sebebi herhalde yurt dışında geçiyor olmasıydı. Almanya'nın Bremen kentinde. Beni başka bir dünyaya götürdü. Çok ilgimi çekiyordu. Hani yurt dışındaki hayat, Doğru. hayvanlar aynı. İşte belli bir yere seyahat ediyorlar. Müzisyen olmak istiyorlar. Bir de tabii ki hani hem fabularda hem de masallarda, hayvan masallarında masallar insan özelliklerine göre yani sembolik olarak genellikle yer alırlar. O da bizim çocukken çok kolay kavrayabildiğimiz bir şey. Belki de bir çocuk yani onu düşünüyorum şu anda bir çocuk yetişkinine ait bir hikayeyi dinlemektense ya böyle sembolik olarak hayvan karakterleri olan, kahramanları hayvan olan masalı daha dikkatle dinliyor ya da bir çocuğun hikayesini dinleyebiliyor. Evet. Daha dikkatli. İzleyicilerimizden Didem hocamıza ulaşmak isteyenler Instagram hesabından email adresine ulaşabilirler. Kendi web sitesi var. Kendilerinden konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirler. Okullarına çağırıp söyleşiler yapabilirler. Bu anlamda gerçekten bütün herkese destek olmak istiyor. Bu kültürün devam etmesini istiyor. Bizim de gerçekten çok üzerine düşmemiz gereken çok önemli bir konu. Çünkü iletişim her geçen gün biraz daha azalıyor. Teknolojik cihazların sayısının artması, çocukların inanılmaz bir şekilde yoğun bir sınav sisteminin içerisinde olması sözlü iletişimi bitiriyor. Gerçekten aileleri, insanları birbirine bağlayan değerlerimizi ve öğretilerimizi sözcükler ve böyle hikayelerle ve masallarla anlatmamız bizim için çok değerli. Bu geleneği muhakkak devam etmemiz gerekiyor. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum Didem Hocam. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz bence. Çok teşekkür ederim. Kültürlerimizi ve değerlerimizi yaşatmak adına. Benim soracak sorularım hepsini tamamladım ben. Yine bir söyleşi daha yaparız yakın zamanda yine konuyu özel. Bu arada Tamam. yine izleyicilerimizden Didem hocamıza soru sormak isteyen olursa lütfen iletsinler. Bir iki dakika sonra sizlerden müsaade edip yayınımızdan ayrılacağız. Kısa ve öz olması da güzel. Bir önceki söyleşimiz biraz daha geniş kapsamlı olduğu için bir saat Evet. sürmüştü. Böyle özel özel küçük küçük bölümler halinde ilerlersek hem izlemesi daha kolay oluyor. Gerçekten insanların çok fazla zamanı olmuyor bu anlamda. Herhalde sorularımız yok. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz yayına katılan herkese. Didem hocam çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir Çok söyleşi teşekkür oldu. ederim. Herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. En yakın zamanda görüşmek üzere hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.